Yeni nesil yayıncılık 360 TV'de ve yeni programımız Beslenme Saati ile yine sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum sevgili dostlarım. Yeni bilgilerle sizlerle her gün birlikte olmak gerçekten çok büyük bir mutluluk. Bugün sizler için yine çocukluk çağı obezitesi üzerinde durmak istiyorum. Dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri olacak gibi görülüyor. 1940'lı yıllarda veba nasıl bir salgın hastalıksa, günümüzde de aynı şeyi obezite için söylemek aynı şey oluyor neredeyse. Artık şunun farkına varmalıyız ki, böyle yumuş yumuş, bıngıl bıngıl, tombil tombul çocuklar sağlıklı çocuklar değil. Çocuğunuz eğer boyuna göre kilosu fazlaysa lütfen bir an önce önlem almak gerekiyor. Çünkü kilo öyle bir hastalık ki insanın canını yakmadığı için eğer tartıyı da yeteri kadar kullanmıyorsak farkına varmadan bu kar topu gibi büyüye bir bakıyoruz karşımızda çok ciddi kilo problemleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. O nedenle biz hep her zaman tıpta şunu söyleriz: erken tanı hayat kurtarır. Baktınız ki biraz kilo fazlalığı oluyor, bir an önce önlem almak gerekiyor. Bunun için artık bazı devrimler yapmamız gerekiyor yaşam tarzımızda ve mutfaklarımızda. Bugün yapmamız gereken öncelikle reformları, devrimleri bir not etmenizi istiyorum. Özellikle çocuklarımıza beslenme konusunda neler söyleyeceğiz? 1. Artık tabağındakini bitir, devri bitti sevgili dostlarım. Siz olun, sakın çocuğunuza tabağındakini bitir diye ısrar etmeyin. Özellikle biz anneler, çocuğumuza koyduğumuz yemek miktarına bir dikkat edin. Kendi yiyeceğiniz kadar bir yemek mi koyuyorsunuz? Miktarı ne kadar ayarlıyorsunuz? Bu o kadar önemli ki. Çoğu zaman biz anneler çocuğumuza ne kadar çok yedirirsek o kadar ona iyi baktığımızı düşünüyoruz. Ve büyük porsiyonlarda kendi yiyeceğimiz kadar yiyecekleri çocuklarımıza yedirmeye çalışıyoruz. Ve akabinde ne oluyor tabii? Çocuk kilo almaya başlıyor. Ve bununla ilgili de bazı psikolojik problemler bile ortaya çıkıyor. Mesela bizim son yıllarda gördüğümüz bir vaka vardı. Bebekliğinden itibaren yeme konusunda dirençli bir çocuk, zayıf bir çocuk. Ve annesi yemesi konusunda çocuğa çok büyük ısrar ediyor. Hatta mama sandalyesine bağlayıp çocuğa sürekli ağzından bir şeyler sokmaya çalışıyor. Ve çocuk o kadar acı çekiyor ki annenin bu davranışına karşı. Ve çok sevdiği bir insan tarafından böyle bir şiddet olarak algılıyor çocuk bunu tabii. Sonra bazı kişilik problemleri ortaya çıkıyor ve ileri derece bulimya hastasıydı bu. Yediklerini çıkaran bir hastaydı sonrasında. Yani bizim farkında olmadan çocuğumuza iyilik yapmaya çalışırken çok ciddi kötülükler ortaya çıkarabiliyoruz. Çocuğunuzu bir insan olarak görün. Yemesi konusunda ona çok fazla ısrar etmeyin. Doyduğu zaman bunu bırakın. Hiçbir çocuk Türkiye'de açlıktan ölmüş değil. O nedenle siz olun, lütfen çocuğunuza tabağındakini bitir cümlesini artık kurmayın. Ona saygı duyun. Yemiyorsa tamam çocuğum doymuşsan bu kadar yeterlidir deyip bunu kaldırın. Sonraki programlarımızda da bu yemek seçme konusuna değinmek istiyorum. Bu da gerçekten bizim için farkındalığımızı yükseltmemiz gereken noktalardan biri olacak. Ama şimdi ben yanıma çok sevdiğim bir hastam, sevgili Berkay'ımı çağırıyorum. Askerim, Ayça Kayın'ın askeri Berkay, burada mısın? Gel bakalım. Benim gurur abidem Berkay. Tam 2,5 ayda sevgili dostlarım 8 kiloya yakın kilo verdik Berkay'la. Evet. Seninle gurur duyuyorum Berkay. Nasıl gidiyor? Bu hafta bize neler söyleyeceksin? İnsanlar evlerinde neyi değiştirsinler? Eski Berkay ne yapıyordu? Yeni Berkay ne yapıyor? Berkay'ı örnek alalım arkadaşlar. Gerçekten birçok erişkinin başaramadığını başarmış bir insan. Bizim aylık kilo kayıp hedefimiz ayda minimum 1-1,5 kilo, maksimum 4-4,5 kilo civarındadır. Berkay şu anda birçok erişkin, yani yaşı 30'un üzerinde, 40'ın üzerinde olan birçok teyzeyi, amcayı geçmiş durumdasın. Bu kadar gencecik yaşında bu işi nasıl başardın? Eski Berkay ne yapıyordu? Yeni Berkay ne yapıyor? Bize öyle ipuçları ver ki bizi seyredenler, aa Berkay böyle yapıyormuş, biz de artık böyle yapalım diye kendi hayatlarında bir değişiklikler artık yapsınlar. Artık hani sözünü kestim. Artık hani birçok ben yüzme kursuna gidiyorum ve tiyatro kursundaki hocalarım diyor ki seni örnek alacağız diyorlar. Hani oradaki doktor hocalarım ve siz de diyorsunuz ki hani size örnek alacağız. Çok zayıflamışsınız diyorlar. Peki sen örnek, hangi davranışla örnek alalım? Eski Berkay ne yapıyordu? Yeni Berkay ne yapıyor? Eski Berkay
Hani paketli dondurmayı çok yiyordu. Hani eskiden yiyordu ama şimdiki Berkay, yeni bir Berkay paketli dondurmayı sigara gibi görüyorum. İşte budur, işte budur sevgili dostlarım. Bu o kadar önemli bir cümle ki. Geçenlerde bir hastam bana şöyle bir cümle kurdu Berkay. Evet. Dedi ki, doktor hanım dedi, her gün dedi bir paket çikolata istiyor ya da dondurma istiyor. Almadığım zaman çok ağlıyor dedi. Ben de dedim ki, peki çocuğunuz sigara içmek istese dedim ve sigara içmediği için çok ağlasa buna izin verir miydiniz dedim. Hasta dedi ki izin vermezdim dedi. İşte dedim, o paketli ürünü bir sigara gibi düşüneceksiniz. Nasıl çocuğunuza sigara içirmiyorsanız o paketli ürünü de yedirmeyeceksiniz. Berkay burada ne diyor? Paketli ürünleri artık bir sigara gibi görüyorum. Onları beğenmiyorum, sevmiyorum. Yemekler konusunda, kötü yemekler konusunda bu şekilde önyargılar oluşturmamız gerekiyor. Seni kutluyorum şekerim. Peki Berkay'ım, eski Berkay ben biliyorum ki biraz buzdolabının yanında yaşıyordu. Evet. Buzdolabından hiç ayrılamıyordu. Evet, değil mi? Şimdi yeni Berkay ne yapıyor? Yeni Berkay yani artık eskiden eski Berkay uykularını uyamıyordu. Hareketlerini doğru yapamıyordu. Hani şimdiki Berkay... Şimdiki Berkay hareketlerini daha iyi yapıyor. Buzdolabının arkasından ayrıldın, karşısından ayrıldın. Sokağa çıkmaya başladın. Evet. Müzik kursuna gidiyorsun, tiyatro kursuna gidiyorsun. Artık hani bir düzelmeye başladım. Ben kendime de farklılık hissediyorum kendim. Kilo verdiğimi, nasıl yaşadığımı, neyle yediğimi, neyle yaptığımı... Hep fark ediyorum yani. Harikasın Berkay. Peki sana bir şey soracağım. Sorun. Tabaklarına, yemeklerini annen mi koyuyor, sen mi koyuyorsun? Anne, genellikle yarısını annem, yarısını annemden izin alarak ben koyuyorum. Sen koyuyorsun. Artık kendi tabağını, Berkay kendi tabağını artık koymaya başladı. Berkay sen küçükken annen tabağına yemek koyduğu zaman sana bitir diyor muydu? Yemeğini diyordu. Bitir Berkay diyor muydu? Diyordu. Diyordu. Peki şimdi ne diyor annen? Demiyordu. Demiyor. Artık tabağındakini bitir demiyor. Evet. Peki sen annelere bir mesaj verecek misin buradan? Vereceğim. Nasıl mesaj vereceğim? Artık anneler çocuklarına bitirdiği ısrar etmesinler. Zaten çocuklar doyunca yemez, evet. Değil mi? Bu kadar. Peki eski Berkay evde oturuyordun, şimdi Berkay sokaklara çıkmaya başladın. Evet, hani... Nasıl oldu bu değişiklik? Güzel bir duygu. Artık hani kendimi oynayabiliyorum kendi kendime. Her şeyi yapabiliyorum. Her akşam üstümden bir ter akıyor yani. Böyle spor yaparak evet. Değil mi? Arkadaşların seni görünce artık seninle oynamak istiyorlar, İstiyorlar. Galiba. İstiyorlar. Aralarını almıyorlardı. ama şimdi gel seninle oynayalım diyorlar. Değil mi? Bu da ne kadar mutluluk verici bir şey. Evet. Berkay bizlerle birlikte sevgili dostlarım arada göreceğiz. Onun kilo verme sürecini hep birlikte bir takip edeceğiz. Evet. Onun başarılarını hep birlikte tanık olacağız. Ondan bize gelecek mesajları dikkatle izleyeceğiz ve biz de onun gibi yapmaya çalışacağız. Berkay bugün benim bir tarifim olacak. Gel birlikte yapalım istersen bu tarifi. Makarna sever misin? Severdim. Severdin. Eskiden. Şimdi? Sevmiyorum. Yani artık aklıma bile gelmiyor. Ama sizin doktor tavsiyesiyle iki kaşık yiyorum. Yiyorsun. Ya işte bakın bu çok önemli. Yasak olmadan, rejim bozulmadan ben sevmiyorum, istemiyorum cümlesini başlattırmak. Çünkü biz Berkay'a dedik ki Berkay çok makarna yiyordu, ekmek yiyordu, karbonhidrat sevgisi vardı. Ama beraberinde de gizli şeker boyutunda insülin direnci ve ciddi bir karaciğer yağlanması vardı sevgili dostlarım. Bir orayı tedavi ettik. Bir de Berkay'a dedik ki yiyecekler konusunda biraz ön yargı oluştur. Mesela makarnayı gördüğün zaman haşlanmış hamur bu diye filan diye düşün. Ama tabii ki çocuklar böyle makarnayı sever. Ben bugün özellikle makarnayı seven çocuklar için bir tarif hazırladım. Bu ABCD makarnası görüyor musun? Harfli makarna. Bu makarnayı çok haşlamıyoruz. Yaklaşık işte su kaynamaya başladıktan sonra makarnaları içerisine atıyoruz. 5-6 dakika kadar durduğu zaman, daha diri olduğu zaman makarna sevgili dostlar kan şekerini daha yavaş yükseltiyor. Hani, ve daha az acıktırıyor. Önce hani eski Berkay kafasında sürekli ağrı vardı. Hı. Ağrı. Başım ağrıyordu. Başım ağrıyordu. Şekerim yüksekti. Ama yeni Berkay kafası ağrımıyor. Kilo verdi. Allah'a şükür olsun. İyi oldum. Harikasın Berkay. Bak baş ağrıları bile geçti Berkay'ın. Şimdi çocuklar sebzeyi sevmez çoğu zaman ama ben bu tarifte ıspanaklı kıymalı bir karışımla makarnayı, çocukların sevdiği makarnayı birleştirerek veriyorum.
Ben sizler için burada ocak olmadığı için önceden yaptım. Kıymamın bir suyunu çektirdim. İçerisine bolca bir ıspanak koydum. Siz biraz daha fazla ıspanak koyabilirsiniz. Ispanaklı da bir iki çevirdim. Çocukların sevdiği baharatlardan koydum. Benimkiler karabiber çok seviyor. Sen de seviyorsun herhalde. Severim. Biraz da karabiber koydum. Makarnaları da haşladım. Bakın sevgili dostlarım. Berkay az önce dedi ki 2 kaşık makarna yiyorum dedi. Doğru söylüyor. 2 kaşık makarna aslında 1 dilim ekmek demek. Şöyle koyuyorum. Bu 1 dilim ekmek. Sen 2 dilim ekmek yiyebilirsin bir öğünde. O zaman 2 kaşık da böyle koyduğumda bu ne oldu? 4 kaşık bir makarna oldu. Şimdi bizim gözümüzde bu ne kadar az bir makarna gibi görünüyor, tamam, değil mi? Ama çok dilimli ekmek şeyine geçiyor. Değil mi? Bunu 2 dilim ekmek yemiş gibi düşünüyoruz. Evet. Şimdi bunun yanına ben kıymayı önceden haşladım ve içerisine ne koydum? Ispanak koydum. Şöyle bolca ıspanaklı karışımımdan da 1-2-3 kaşık kadar koyuyorum. Protein her zaman karbonhidratla birleştiği zaman kan şekerinin hızlı yükseltmesini önler ve kişiyi daha tok tutar. Mesela sevgili dostlarım, içerisine kişi başı böyle 2-3 yemek kaşığı olacak kadar da ıspanaklı bir kıyma kavurup koyuyorum. Ve ABCD makarnamı bu şekilde süsleyerek ıspanaklı bir şekilde hazırlıyorum. Yanına da büyük bir salata ve bir bardak yoğurt ya da ayranla birlikte nasıl bir öğün? Harika bir öğün. Berkay bunu sever mi? Sever. Bütün çocuklar da sever. Yiyecekler ilacınız olsun diyoruz. Berkaycığım bugünkü programa katıldığın için sana çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü Berkay önümüzdeki aylarda da bizlerle birlikte olacak. Ve onun başarısını hep birlikte göreceğiz sevgili dostlarım. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Hadi bugün siz de kendi evlerinizde reformlar yaparak, bizim önerdiğimiz şekilde notlarınızı alarak kendi sağlığınıza katkıda bulunun. Bugün de sizlerden istemeden ayrılıyoruz ama en kısa zamanda daha büyük yine başarılarla buluşacağız. Birlikte oluyoruz.